Değerli uşaklılar, burası Küçükler Barajı. Burada gördüğünüz gibi artık sular tabiri yerindeyse tamamıyla neredeyse çekilmiş. Kuraklık had safhaya gelmiş. Aylardan beri Murat Dağı'na destek olmak adına Murat Dağı'ndaki madenciliğe karşı olmamızın sebebi işte buydu. Yani iktidarın şunu anlaması lazım. Paranın yenmeyen bir şey olduğunu, suyun ne kadar kıymetli olduğunu, ormanın ne kadar kıymetli olduğunu artık bu vesileyle inşallah iktidar anlamıştır. Şu gelinen noktaya bakınız. Bu kuraklığın üzerine belediyedeki liyakatsızlık, niteliksizlik, iş bilmezlik, bir de bunun üzerine sorumsuzluk eklenince şehrin şu anda 10 günlük suyu kalmış durumdadır. Uşak şehrinin şu gün 10 günlük suyu vardır. 10 gün sonra eğer yağış yağmadığı takdirde şehrimizin tamamıyla alakalı bir su sorunu yaşayacağı açık ve nettir. Ve bu konuyla alakalı Uşak Belediyesi vatandaşı da doğru yönlendirmemektedir. Samimi olarak gerçeği paylaşmalı ve vatandaşlarımızın bir an önce araba yıkama gibi, çamaşır yıkama gibi ya da elini, yüzünü, sakal tıraşı olurken, bunların suyu kullanırken su konularında tasarrufa gitmesiyle alakalı vatandaşlarımızın bilinçlendirmesi lazımdır. Uşak Belediyesi ise bunun yerine tam tersi şunu söylüyor. Bakım onarım var. Hayır, bakım onarım falan yok. Su yok. Yani iş öyle bir şey hale geldi ki yapmadıkları yatırımdan dolayı şehrimiz ciddi manada mağdur olmaktadır. Konserlere harcadıkları paralar milyonları bulurken küçücük yatırımları yapmadıkları için şehir bugün susuzluk çekmektedir. Yani söylenecek bir şey yok. Uşaklı kardeşim, bugün koca bir şehrin nasıl susuz kaldığının bir örneğini göstereceğim. Uşak'ta sorumsuzluk bir taraftan, liyakatsızlık bir taraftan, plansızlık bir taraftan, bunun üzerine bir de doğru düzgün kontrol edilmediği için şehrimizin suyu tamamen bitmiş durumdadır. Fakat bunun da en acı olan konu da şudur. Bugün biz Cumhuriyet Mahallesi'nde yağmur drenajının olduğu bir yerdeyiz. Bu yağmur drenajında Uşak Belediyesi yatırım yapmadığı için temiz su yağmur drenajından akmaktadır. Ve ölçümlerimize göre, uzmanlara sorduğumuza göre günlük yaklaşık 200 ton su tabir yerindeyse drenaj, yağmur drenajından boşa akıtılmaktadır. Ve Uşak Belediyesi bununla alakalı hiçbir önlem almamıştır. Ve bu yaklaşık 5 senedir her gün akmaktadır. En sonunda vatandaşlarımızın ihbarı üzerine buraya geldik, bu konuya dem vurmak istedik. Bununla beraber Uşak Belediyesi'nin uygulamalarına ve çalışmalarına baktığımızda Pamela'ya 2.9 milyon gibi bir para ödeyen Uşak Belediyesi, bakınız belgeleri buradadır. Konserler için, sadece bir konser için, iki konser için 2.9 milyon para ödeyen Uşak Belediyesi küçücük bir yatırımdan kaçtığı için günlük 200 ton su yağmur drenajından boşa akmaktadır. Ve bu konuya şehrin belediye başkan yardımcısı da, müdürleri de, herkes vakıftır. Bugün su bitince herkesin aklı başına gelmiş durumdadır. Evet, Sayın Uşak halkı, şu anda sizlerle paylaşmak istediğimiz asıl konu şu. Bu su bir günlük, bir haftalık, bir aylık değil. Bu su buradan akmakta. Biz millet olarak susuz kalmaya mahkum değiliz. Akılsız yöneticilerin bedelini bu halk çekmek zorunda değil. Tüm belediyeyi göreve davet ediyorum. Bu sorumsuzluğun hesabını versinler. Teşekkür ederim. Bununla beraber değerli uşaklılar, hani Anadolu'da bir söz vardır. Su akar, Türk bakar diye. Su buradan akıyor, Uşak Belediyesi bakıyor. Durum bundan ibarettir. Bir an önce şehrin valisini göreve davet ediyorum. Çünkü artık eleştirebileceğimiz bir belediye yönetimi kalmamıştır. Bir otorite kalmamıştır. Biraz önce kriz masasının kurulup şehrin su sıkıntısının bir an önce çözülmesi lazım. Fakat aldığımız bilgilere göre devletin bütün imkanlarını seferber etseler de
4 aydan önce şehre su getirilme imkanı yoktur. Maalesef plansızlık, liyakatsızlık, düzensizlik, programsızlık, bir de bunun üzerine sorumsuzluk eklenince koca bir şehir susuz kalmıştır.